Geçen sizlere buraya evimize gelen broşürleri paylaşmıştım. Böyle bir iki marketin. Hoşunuza gitti. Güzel yorumlar aldım. Böyle bu hafta tekrar öyle bir şey yapayım dedim. Bu Değil Market'in broşürü. Şöyle ilkbaharda olduğumuzdan dolayı meyveler indirime girmiş. Normal bunlar gayet pahalı olur. Şunlar indirime girmiş. İki tanesi 2 euroya. Optimal markasından işte yoğurtları, içecekleri, böyle yoğurt içecekleri olur. Şunlar güzel olur. Bilmiyorum, bakarım. Büyük bir ihtimal alırız. Ahmet de bakmıştı demin zaten bu broşüre ve şundan alalım demişti. Ondan sonra şunu görmüştüm. Somon salatası. Tekrar iki tanesi 1,5 euroymuş. Ondan alırız büyük bir ihtimal. Başka neler var? Şunu göstermek istemiştim. Kefir. Burada da satılır marketlerde. İki tanesi 2 euroymuş. Yarım litrelikmiş. İşte vanilyası da varmış. Bunu hiç ben görmedim açıkçası ama demek de oluyormuş yani. Ekmekler için bunları geçiyorum. Burada fazla bir şey yok. Şey var. Pankek. İki tanesi 3 euroymuş. Dondurmalar indirime girmiş. Ahmet geçen almıştı zaten dondurma. Evimizde var. İki tane Magnum dondurması almıştı. Çok büyük kutulardan. Bakayım, balık. Haring mi ki bu? Bakayım. Kıbrıleyn haring diyor. Haring Hollanda'nın meşhur balığı diyeyim yani, böyle turşu tarzında hazırlıyorlar bunu. Ben eskiden hiç yemezdim, sevmezdim. Şimdi ara sıra denk geldiğinde bir en fazla 2 lokma alırım ama Ahmet sever mesela bunu. Alır mıyız bilmiyorum çünkü Ramazan ayındayız. Büyük bir ihtimal yenmez yani. Bakayım, şurada sebzeler varmış. Bunlar normal bir 30 falan. Neyse işte hangisini seçersen seç fark etmiyormuş. İki tanesi 2 euroya denk geliyormuş. Reçeller, peynirler. Şunu gördüm demin. Bunlar normalde 1 euro 75 kuruşa inmiş. Hani fazla büyük bir indirim değil ama böyle bilmiyorum, çok güzel. Uzun süredir de ben bunu yemedim. Şimdi de böyle görünce alırız sanırım bunu. Şunlar da çok güzel oluyor. Merhaba pep derler buna. İçi böyle kek ama işte normal bir kek diyeyim yani. Ama içinde böyle reçelimsi böyle bir şeyler de var. Kat kat arasında oluyor o reçel. Bilmiyorum, hoca çok hoş oluyor. Neler var? Peynirler falan var. İşte işe gitmediğim, aman işe gidiyoruz da bir şey götürmediğimiz için, ekmek tarzı bir şey götürmediğimiz için peynir falan almıyoruz yani. Burada neler var? İşte konserveler tarzı. İkincisi bedavaymış sosların. Barbekü zamanı geldiğinden dolayı millet sos da alır diye böyle indirime girmiş. Sakız falan, çikolata. Geçelim. Şunlar 1 euroya gitmiş. Biz öyle almayız. Öyle değil. Aslında hiç almayız ama 1 euroya girmiş onlar da. Bunlar falan evde var hep. Çamaşır tozu mu bunlar, ne? Yumuşatıcı falan işte. Bakayım, iki tanesi 10 euroymuş. Tabii büyüklüğü ne kadarmış? Kaç, yapışmış şurası da. Kaç mililitre olduğunu da yazmıyor. Böyle indirimlerde önemli olan boylarına bakmak. Çünkü bazen böyle büyük büyük yazmışlar 3 tanesi 10 lira diye ama işte kaç mililitrelik falan, bunlar önemli aslında. Onlara dikkat etmek gerekiyor. En azından biz ediyoruz. Bunlar da ekmeğinize sürmelik yani. Biz hiç bunlardan almayız yani. Ama Hollanda'da bunlar çok meşhur. Kahvaltılarında, masalarında hiç eksik olmaz yani. Çiçekler falan. Bunlar da Salı günün indirimleri. Dinsdag, Dinsdag diye. Şöyle donutlar 25 kuruşa inmiş mesela. Şunlar da çok güzel oluyor. Şöyle görünüyor mu? Şunlar şöyle bisküvi, üstünde de çikolata var.
Bu bitter çikolata, bu da normal sütlü çikolata, bu da kahveyle bisküvi. Hoş oluyor bunlar aslında ama çayın yanında güzel oluyor. Yazın da fazla biz çay içmeyiz. Aslında genel olarak fazla içmeyiz. Neyse fazla durmayayım ben bunun üstünde. Şöyle. Bir de şunu göstermek istemiştim sizlere. Ara sıra böyle bu tür broşürler de gelir. Bu mesela Donald Duck'ın şey böyle abone olursanız bakayım ilk 6 ay 7 euroymuş. Bilmiyorum ilgimi çekti. Hani ay nereden aç? Ha, şuradan açılıyor. Şöyle bu şekilde. Sayfa var mı da? Ha yok. Şöyle. Ondan sonra ne kadarmış? Sonraki fiyatı görünmüyor ama böyle değişik olunca sizlere göstermek istedim. Biz demin aç aç markette dolaştık Ahmet'le beraber. Bizim burada iftar bakayım bugün 21.43'tü. Biraz daha var yani. Saat 6-6.30 gibi biz marketin oradaydık. Doğal olarak yani böyle her gördüğümüzde sarıldık gibi bir şey oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradan başlayayım. Şunu gördük. Bunların içinde böyle krema var. Çok güzel oluyor bunlar. Şöyle mi göstersem? Çok güzel oluyor bunlar. Ay çok parlıyor. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi. Üstünde biraz pudra şekeri var. İçinde krema dolu. Ahmet görünce bunları alalım dedi. Aldık. Şöyle broşürde bunu biz görmüştük. Göstermiştim size. Şimdi iki tane somon salatasını aldık. Biz bunu sadece Dane markasından alırız. Aman markası diyorum da Dane marketinden alırız. Çünkü diğerler o kadar güzel olmuyor. Dane'inki daha bir ayrı güzel oluyor. İçinde şöyle küçük kaşığı var. İsterseniz ekmeğinize sürersiniz. İsterseniz böyle kaşıklanıp yenilebilir yani. Nasıl isterseniz yani. Bunu da Ahmet almıştı. Burada şey var. Çikolata muş. Yani şokolade muş denir burada ama Türkçesini bilmiyorum. Yani böyle çok işte krema gibi, çikolatalı krema gibi mi desem öyle anlatayım size yani. Şöyle bir tane aldık paylaşırız diye. Bunu da işte demin broşürde görmüştük. Uzun süredir ben bunu yemedim. Şu içindeki ortadaki sarı böyle nasıl desem puding de değil. Nasıl böyle katı krema gibi bir şey diyeyim yani. Ama yumuşak. Böyle değişik bir dokunuşu da var diyebilirim. Böyle altılı bir paket. Ondan sonra cama hoppa. Şu Optimum markasından iki tanesi 2 euro olanlardan aldık. Bu şey yoğurt için altında da böyle kiraz var. Şöyle kiraz sosu. Bunlar çok güzel oluyor. Bu da neliydi? Mangoluydu. Şöyle bundan da bir tane aldık. Şunu görmüştük. Şey arıyorduk aslında. Evde cips vardı, Doritos falan vardı. Onun yanına bir sos arıyorduk. Şöyle hani var mı ki bir şey diye. Nasıl bir şey bu bilmiyoruz. Böyle biraz cıvık mı yoksa peynirimsi değil. Biraz sert değil yani. Kıvark diyor çünkü. Baharatlar falan varmış içinde. Bakalım deneyeceğiz birazdan. Bir şeylere bakacağız. Ondan sonra onun yanında cips yerken de deneriz bunu da. Ve son olarak da şu pankekleri aldık. Yani bakayım 10 tane varmış içinde. Sabahları sahurda fazla bir şey yiyemiyorum. Hani bilmiyorum. İnsan geç yediğimiz için zaten ben acıkmıyorum. Canım fazla bir şey istemiyor. Şöyle biraz yoğurt yiyorum. Bir de bundan deneyeyim bu sefer yanında dedim. Onun için bir pakette bundan aldık. Ve aldıklarımız bu kadar. Orucumuzu birazdan açabiliriz. İftar vakti bayağı yaklaştı. Şöyle 5 dakika kaldı kalmadı. Ben bunları hemencik kaldırayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.